Kahraman'dan Etimesgut'a farklı semtlerde inşaat projelerini hayata geçiren Kılıçtutan İnşaat son projesini teslim etmeye hazırlanıyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kılıçtutan, 20 yıllık tecrübeye sahip olduğu perakende mağazacılığı daha geniş metrekarelerde sürdürmek adına Ankara'da Hansa'yı kuruyor. Kentsel dönüşüm sürecinde çok sayıda yeni konut inşa ediliyor. Hem inşaat sektöründe projeleriyle hem de perakende alanında çözüm ortaklığı yapan Mehmet Kılıçtutan, 1995 yılına dayanan tecrübesiyle tüketicilere binlerce çeşit ürünü kalite önceliğiyle sunuyor. 1995 yılında 40 metrekare üzerinde ev, küçük ev aletleri, telefon, normal radyo, televizyon falan, oradan işe başladı. Tabi orada elhamdülillah başarı oldu. 1998 yılında ikinci mağazamızı açtık. 2004 yılında da büyük bir mağaza açtık bizim bölgede. 4 beyaz eşya markasıyla, 4 tane mobilya, halı, yine ev tekstili, her evi ihtiyacı olan sadece perde dışında orada faaliyet devam ettik bizim. Mehmet Kılıçtutan, satış sonrası hizmette memnuniyet yaratma hedefiyle hareket ediyoruz diyor. Uzun yıllar müşterileriyle aralarında oluşan bağ da bu memnuniyetle açıklanıyor. Bizim sadece ana hedefimiz satış değildir. Satıştan sonra insanları nasıl memnun etmek? Yani bir ürünü sattığı zaman, insanlar çok memnun kaldığı zaman kesinlikle bu ürünü bu fiyatta aldığımızı söyleyemez. Bu ürünün kaliteli olduğundan bahseder ve komşusunda ya da başka bir müşteri bize kesinlikle geri dönüş yapar. O bizim için büyük bir avantaj olur. Hep o yolda biz devam etmişiz. Yani sadece satış oldu, bitti, ondan sonra farklı müşteri aramadık. Hep sattığımız insanlarda yine müşterimizi aradık. Hep başarı olduk elhamdülillah. Perakende'de elde edilen başarı 2010 yılında inşaat sektörüne adım atılmasını sağlıyor. Kılıçtutan İnşaat, Eryaman'dan Etimesgut'a Ankara'nın farklı semtlerinde projeler inşa ediyor. Perakende satış mağazalarından beyaz eşya, mobilya dışında biraz arayışta olduk. Türkiye'nin durumuna baktık, ekonomi durumuna baktık. Farklı bir şey ne yapalım düşüncesiyle. Tabii Ankara'da çeşitli semtlerden falan 4. inşaat projemizi inşa ettik elhamdülillah. 3. projemiz şu an tamamen faaliyette. Tamamen iskanı alınmış, satışı tamamlanmış, ev sakinleri tamamen oturmuş. 4. projemiz şu an Şentepe'de imaj sitesi olarak devam ediyor. O 2 ay içinde yani 9. ay Eylül ayın 2014 tarihi tamamen teslim olunacak. Şu an satışa tamamen hazır. Çevre düzenlemesi falan yapıyor. 5. projede bizim inşaat olarak Eryaman'da. Prensip olarak bir proje tamamlanmadan bir başka projeye başlanmıyor. Bir inşaat bittikten sonra iskanı almadan sakinler oturmayana kadar farklı bir projeye inşaata başlayamam. Bu da benim prensipimdir. Ondan sonra Eryaman'da başladık. 2. projemizi. Şeker Mahallesi'nde yine başladık 3. projemizi. Aynı şekilde İskan ile birlikte kat sakinlere falan teslim ettik biz. Mehmet Kılıçtutan 2013'ün Nisan ayında ruhsatını alıp Mayıs ayında da temelini attıkları son projeleri imaj sitesinin 2014 Eylül'ünde konut sahiplerine teslim edileceğini söylüyor ve proje özelliklerine değiniyor. Yeni Mahalle Şentepe'de, o da 48 daire, 14 katlı bir bina, site 4 daire üzeri, geniş bir alan, 125 metrekare net kullanım alanı, sadece balkonlar 24 metrekare. Mehmet Kılıçtutan, mağazacılıkta da inşaat projelerinde de önceliğimiz kalite diyor. Projeleri kendimiz oturacakmışçasına hassasiyetle inşa ediyoruz diye devam ediyor. Ben kendime için bir ev yapsam, kalite konusunda, tasarım konusunda, mimari konusunda,
Bu nasıl hoşuma gider? Yani bunu ciddi söylüyorum. Tüm iş adamlarımıza da burada sesleniyorum. Hakikaten insanlar yaptığı işlerden kendi vicdan el veriyorsa, burası kalitelidir, ben oturabilirim, çocuğum oturabilir, akrabam oturabilir. Ya da bir malı sattığımda, mesela mağazacılık da yapıyorum ya, burada bir buzdolabı sattığımda sadece satış sonrasında müşteriye, servisle ilgili, kaliteyle ilgili müşteri nasıl cevap verebilirim? Bunu yapıyorsa hiçbir sıkıntı olmaz. İnşaat projeleri hız kazanırken Ağrı'daki mağazaları Ankara'dakiyle taçlandırmak istiyor ve perakendeciliği daha geniş metrekarelerde Ankara'da sürdürmek üzere Hansa'yı kuruyor. Bu bölgede bir boşluk gördü. Yani biz ev yapıyoruz, insanlara satıyoruz. Ama evin içinde de illaki eşyalar olsa, evlenen insanlar olsa, yani bir eşya gerekiyor. Bu da bizim mesleğimiz, 25 sene deneyimimiz. Bunu da Ankara'da çok güzel bir bölgede, Eti Mesut'ta, Ahi Mesut Mahallesi'nde gelişen bir bölge. Bu bölgede bunu düşündük. 2700 metrekare üzeri tek ayak bir, yani tek katlı bir mağaza. Burada gelen müşteri, tabii dünyanın en kaliteli markalar, beyaz eşya, züccaciye grubu, halı grupları, mobilya, oturma grubu, tekstil grubu, sayamadığımız binlerce çeşit de İnsanlar istediğin çeşidi bulabilir. Kılıç Tutan, Ankara'daki mağaza sayısını 10'a çıkarmak istediğinden söz ediyor. Hedefim Ankara'da 10. yıldız. Yani şu an 1. mağazam Ankara'da. İnşallah böyle devam ederse inşaat yanında 10. mağaza. Şu an hedefimiz o. Diyor Mehmet Kılıç Tutan, ticari hayatımda beni en çok mutlu eden şey memnuniyet yaratmak. İnsanları memnun etmek için eğer ticaretimden olsa, farklı şeylerden olsa en fazla beni hoşuma giden o olur. Sadece para kazanmak değildir. Buna da hep başarı olmuşuz. Yani 40 metrekareden inşaat sektörün 5. projemizden, ondan sonra 3000 metrekare yakın bir mağazamıza, buna hep şükür ediyoruz. Başarmışız. Mehmet Kılıç Tutan hizmet prensiplerine değinirken özgüvene özellikle vurgu yapıyor. Özgüvenin olacak insanlardan. Önce özgüven olacak, ben şu inşaatı yaptığım zaman kaliteli yapacağım. Özgüvenin olacak, bu işi başaracağım. Özgüvenin olacak, dürüst olacağım. Her şeyin başı dürüstlüktür yani. Ticaret yani %99 cesarettir. Zaten özgüven olmazsa cesaret olamaz. Önce özgüven, cesaret, dürüstlük hepsi bir arada olduğu zaman İnsanoğlu başarmayacak hiçbir şey yoktur. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıç Tutan sözlerinin sonunda gerek Ağrı'da gerekse Ankara'da bugüne dek imza attıkları işlerde kendisine güvenen, destek olan, firmalarını tercih eden tüm tüketicilere teşekkür ediyor. Her şeyden önce hakikaten tüm tüketicilerime, mahsattığım insanlarıma minnettarım. Gerçekten onlar da belki çok iyi bilir ki ben onlara yanlış yapmadığım için onlar hep beni el üstü tuturlar. Yani bir müşterim benden bir mal aldığı zaman inanıyorum ki yani bunu da ispat da edebilirim. Hatta 50-100 müşteri getiren insanlarımız vardır. Dürüst davrandı ki insanlar hemen öbür tarafta bana müşteri getirdi. Hem ev konusunda, iş konusunda, tüketim konusunda. Bundan çok çok memnun kaldım.